Merhaba arkadaşlar. Şu an size Mineralab GPX 5000'in toprak balansı nasıl yapılıyor? Toprak zamanlamaları nelerdir? Ve toprak zamanlamalarının aktifleştirmek için hangi manları nereye alıyoruz? Kısaca onları tarif edeceğim. Öncelikle cihazımızı şu on off düğmesinden açıyoruz. Cihazımız şu an açıldı. Detaylı olarak ayarları anlatmayacağım ama ben size can alıcı toprak balansı ve toprak zamanlama ayarlarının kısaca böyle nasıl ayar yaptığınızı ve ne işe yaradığını anlatacağım. Şimdi öndeki mandallara gelelim öncelikle. Öndeki mandalları göstereyim ben size. Bu tracking fixet toprak balansıyla ilgili mandalımız. Buradaki de bobinimizle ilgili mandalımız. Eğer çift D, double D bobin kullanacaksak ayrımlı, double D alacağız mandalı. Mono ise monoya. Eğer çok elektriksel akımın olduğu bölümdeysek, monoda ve double D'de çalışmıyorsa cihaz, o zaman cancel alacağız. Burada da yine normal enhance olarak 2 adet toprak zamanlamamız var. Diğer 6 tane, yani GPX 5000'de şöyle söyleyeyim, 8 tane toprak zamanlaması var. İkisi normal ve enhance olarak bu önde mandal ön mandaldan onları ayarlayabiliyoruz. Diğer 6 tanesi nerede derseniz onlar da buradan spesiyel mandalı alıyoruz. Arka menüden diğer toprak zamanlarına ulaşıyoruz. Eğer biz bu spesiyeli mandalı spesiyeli almazsak arkadaki toprak zamanlamaları her ister şarpı seçelim veya diğer 6 tanesinden herhangi birini seçelim onlar da çalışıyor olmayız yani. Bu spesiyeli mutlaka almak zorundayız biz bu mandalı. Almaz isek şarpta geziyor zannederiz veya sense extra'da geziyoruz zannederiz ama finagold'da geziyoruz zannederiz. Fakat cihaz hala normaldedir yani. O yüzden arkadaki şuradan yine göstereyim ben size. Arka menüdeki buradaki spesiyeldeki menüdeki baştan ben size sense small, fine gold, sense extra, salt gold, sharp coin relic olmak üzere 6 adet toprak zamanlaması önündeki mandalın spesiyeli alındığı zaman aktifleşmekte. Eğer o mandalı spesiyeli almaz isek buradaki toprak zamanlamalarını kullanamayız. Kullandığımızı zannederiz. Buna öncelikle iyi bir dikkat edin. Şimdi ben size kısaca bir toprak balansının nasıl yapıldığını göstereceğim. Cihazımızı fixette, mandalımız fixet modunda. Bobinimiz double D ise double D, mono ise mono da. Bu mandalımız normalde. Bunu da genelde olarak açıyoruz. Daha sonra bir hava ayarımız var cihazımızda. Şurada auto tune düğmesi var. Buna cihazımızın bobinini yere paralel olarak sabit tutuyoruz. Auto tune tuşuna basıyoruz. Cihazımız kendisi en sessiz kanalı arıyor. Kanal bittikten sonra kanal araması. En sessiz kanalı bulduktan sonra 3 defa bip sesi duyuyoruz. Ondan sonra hava ayarı bitmiş oluyor. Daha sonra toprak balans ayarına geçiyoruz. Bobinimizi metalsiz bir yere indiriyoruz. Yine mandalımız fixette olacak. Önce bu şekilde pompalamaya başlıyoruz. Pompalarken şurada quick tracking düğmemiz var. Quick tracking. Pompalarken bakın. Pompalamadan basmıyoruz buna. Pompalamaya başlamadan önce basmıyoruz. Pompalarken pompalamada ne böyle çok hızlı olacak ne de çok yavaş olacak. Orta derecede. Şu ayarda. Pompalarken basıyoruz. Bu quick tracking düğmesinin süresi 6 saniyedir. Yani en etkili süresi 6 saniyedir. 6 saniye içinde toprak balansını yapacağız. En iyi şekilde. O yüzden pompalarken basın dememin sebebi bu. Pompalıyoruz. Bastım. Cihaz sesi kesti. Zemin etkisini kesti. Bırakıyoruz. Toprak balansımız bu şekilde bitmiş oluyor. Ne göster şöyle. Bobin sallama hızımız da ne çok süratli ne de çok yavaş. GPX serilerini eğer derin sinyalleri kaçırmayın diyorsanız kesinlikle bobin sallama süratine dikkat edeceksiniz. Ayrımda da bu bobin sallama sürati çok önemli. Metal ayrımında. Çok hızlı sallarsanız değerliyi de kırmış gibi yapar. Orta şiddette sallama hızı olacak.
Şimdilik size anlatacağım bu kadar arkadaşlar. Kapatıyoruz.